Peki şah damar tıkanıklığının tanısını nasıl koyuyoruz? Tanıda bize en önemli yardımcı olan yöntemlerden biri tabii ki ultrason. Doppler ultrasonla tıkanıklığın ciddiyeti, derecesi, yüzdesi, kritik olup olmadığı, nereden başladığı, nereye kadar uzandığı, bu bölgede yumuşak plakların olup olmaması ya da kalsiyumdan, kalsifikasyondan, kireçten zengin olmaması, olup olmaması gibi çeşitli bulgular alırız. Ancak sadece ultrasonla ameliyat kararı vermeyiz. Ameliyat edeceğimiz ciddi hastalarda mutlaka BT anjiyografi, MR anjiyografi, coğrafi gibi ileri düzey tanı yöntemleriyle hem karotis arterlerin şah damarlarının hem de daha yüksekteki beynimizin içindeki damarların durumunu değerlendiririz ve eğer kritik bir lezyon varsa da buna göre ameliyat kararı alırız. Bizim için ameliyat kararı almada bir karotis arterde 60 70in üzerindeki kritik darlıklar çok önemlidir. Çünkü bu %70'in üzerindeki darlıklar ve hasta semptomatikse eğer yakın zamanda e, kolda bacakta uyuşma, görme bulanıklığı, geçici körlük, e, konuşma bozukluğu gibi geçici iskemik atak gibi bulgular varsa bu aslında opere edilmesi gerekir.